Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Bak biliyorsun ki o sabun senin maddi kirini temizliyor. Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar da nedir? Manevi bir sabundur ve insanı temizler. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi Seyyidina Muhammed. Evet gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Recep ve Şaban hakkımıza mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a ulaştırsın. İnşallah bir an önce bu korona virüsünün imtihanını Matlub neticeler alındıktan sonra tamamlasın ve bizi cemaatimize, camilerimize, sohbetlerimize kavuştursun. Korona virüsü salgını nedeniyle hastalık, musibet ve sıkıntılar içerisindeki rahmet yönünü, hikmet yönünü, adalet yönünü anlamak ve bu vaziyetlere karşı mümince bir tavır ve sergilemek adına 2. Lema ve 25. Lema üzerine yaptığımız çalışmalarda 8. Deva'yı okuyacağız. Bu lemada tefsir eden ayetler hangileri? Bakara suresi 156. ayet. Yani o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız. Dönüşümüz de ancak O'nadır derler. Bakara suresi 156. ayet. Ve şuara 79 ve 80. ayetlerde beni yediren ve içiren O'dur. Hastalığında bana şifa veren de O'dur. Bu ayeti kerimelerin ve Kur'an-ı Kerim'de geçen musibet, sıkıntı ve hastalıklarla ilgili ayetlerin bilimi manevi tefsirinin yapılmış olduğu 25. lemayı okuyoruz amacımız bu ayetlerin bu asla bakan ve işini anlamak. Amacımız Kur'an'ı anlamak. Risale-i aracıyla Kur'an'a muhatap olmak. Evet. Sekizinci devam. Ey ahiretini düşünen hasta. Çok güzel bir başlangıç. Ahiretini düşünen hasta. Ahireti düşünmek ne kadar önemli bir nimet yani. Üstad diyor ki şeyde münazıratta mıydı? Dine zarar gelmesin de ne olursa olsun diyor. Değil mi? Dine zarar gelmesin. Gerisi önemli değil. Bakın Yeter ki ahiretimize zarar gelmesin. Gerisi önemli değil yani. Yani bu dünyada da kanser de olsa, bütün balın da alınsa hiç önemli değil yani. Hiç önemli değil ya. Yeter ki dinine zarar gelmesin. Yeter ki ahiretine zarar gelmesin. İslamiyet diyor güneş gibidir, üflemekle sönmez, gündüz gibidir, göz yumak da gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Yeter ki İslamiyet'e karşı gözümüzü kapatmayalım. Yeter ki İslamiyetimize zarar gelmesin. Gerisi hiç önemli değil. O yüzden bu giriş cümlesi çok önemli. Ahireti düşünen hasta. Hep düşüncemiz ahiret olacak. Bir iş yapıyor musunuz? Bu işi yaparken benim ahiretime ne faydası var bu iş kardeşim? Ona göre vakit harcayın o işi. yani ise yani ne dünyanın ahirete faydası yoksa harcama vaktini bu işte bırak. Bir iş yapacaksın. Kardeşim bu işin bana ahirette faturası ne olur? Azap mı olur? Yoksa sevap mı olur? Ona göre yap. Ahireti noktayı merkeze koy. Her şeyi buna göre ayarla ya. Her şeyi buna göre. evini buna göre ayarla. İşini buna göre ayarla. Vaziyetini buna göre ayarla. Davranışlarını buna göre ayarla. Hayatını buna göre ayarla. Ahiret merkezini koydun mu sapma olmaz. Ha, bunu çektim mi bitti. Ahireti düşünmedin mi? Senin bu dünya hayatında pespaya olacak zaten. Bak, nasıl olacağını anlatacak şimdi. Ey ahiretini düşünen hasta. Hastalık sabun gibi günahların kirlerini yıkar, temizler. Evet bu aralar sabunla aramız iyi. Yani koronavirüs vasıtasıyla değil mi? Hiç olmadığı kadar sabun kullanıyoruz. Herhalde bu süreç en çok temizlik malzemesi satanlara, işte maske vesaire satanlara faydası oldu değil mi? Sürekli elimiz ne yapıyoruz? Sabun gibi. Sabunla ne yapıyoruz? 25 saniye boyunca temizliyoruz. Bak biliyorsun ki o sabun senin maddi kirini temizliyor. Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar da nedir? Manevi bir sabundur ve insanı temizler. Bak devam ediyor. Hastalıklar kefaretü zunup olduğu hadisi sayı ile sabittir. Evet, kefaretü zunup. Hem hadiste var ki ermiş ağacı silkmekle yani sallamakla nasıl meyveleri düşer? İmanlı bir hastanın titremesi de öyle günahlarını yapar, silker, temizler. İşte ahirete iman, hepimizin değil mi esaslarından bir tanesi. Mesela ahiret deyince aklınıza ne geliyor? Hafız. Hasancım sen ne düşünüyorsun konu hakkında? Hafıza katılıyorsun yani. Ahiret deyince cennet ve cehennem aklınıza geliyor. Cenab-ı cemali. Güzel klişe cümleler ondan sonra. Sizin mesela şu andaki zikrettiğiniz ahiret çok ahir. Yani çok sonra. Peki Ahirete şu mantıkla ahiretin aklınıza gelince herkesin aklına ilk gelecek şey, argümanlar bunlardır yani cennettir, cehennemdir, değil mi? Esaptır, mahşerdir. Tamam mı? Bakın bu çok ötelenmiş bir ahirettir. Ve benden istenen ahirete iman noktasının belki esası budur ama bu mana tek değildir. Neden? Çünkü bakın esas olan ahireti bekleyerek yaşamak değil, ahiretli yaşamaktır. Ne demek? Ahireti bu dünyada yaşamaktır. Eğer ben ahireti bekleyerek yaşarsam birçok hayatımda yalpa olabilir benim. Ama bu dünyada ahiretli yaşamak olursa her şeyimi ona göre ayarlar ve her şeydeki rahmet yönünü bu dünyada görmeye başlarım. Hastalıklar, musibetler, sıkıntılar içerisindeki özel mesajları, o özel mesajları anlamaktan gelen tebessümleri, bakın alemi ahirette iman bana bu dünyada yaşatmaya başlar. Lutfu, kahrı, şeyhi vahid, bilmeyen çekti azap, ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi demiyor. Diyor. Mevla görelim neyler? Neylerse güzeller hakikatını hakikatini bu insanlara söyleten nedir? Ahiretli yaşamaktır. Yani dünya içerisinde ahireti koymaktır. Biz genelde hep öteleriz. Yani cennettir, cehennemdir, sonraya. Hayır kardeşim. Önemli olan ahiret e, esas değildir. Yani esas dediğim o yalnızca etmek değildir. Ahiretli yaşamaktır ve bu dünya içerisinde başıma ne gelirse gelsin değil mi? Ahiret noktayı nazarından değerlendirmektir. Hastalık geldi, musibet geldi, korona geldi, sıkıntılar geldi. Niye geldi? Kardeşim, ben temizleniyorum. Çünkü bu dünya benim için esas değil. Benim hastalıkla beraber, sıkıntıyla beraber çekmiş olduğum her ne varsa benim bir nevi silkelenmem, temizlenmem de. Nasıl ki elmiş bir ağacı böyle eskiden dut ağaçları falan vardı böyle. Şimdi artık ağaç maaş da kalmadı da İstanbul'da. Değil mi? Köylerde hala vardır. Ne yaparsın? Böyle sallarsın ağacı. O pıtı 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 dökülüyor. Özellikle dut toplarken böyle poşetler serilir. Ondan sonra hurra ağaç böyle langır, 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 langır sallanır. Bütün o dutların hepsi düşer. Değil mi? Olmuşların hepsi düşer. Ağaç temizlenir. Belki de 6 haftada pişen dutlar tamam 3-4 gün içerisinde ne olur? Bizim arkadaşların Karanfilköy'de öyle yerleri var tamam mı? Orada çok dut ağaçları var. Toplanıp işte satılıyor dutlar. Böyle bakıyorsun 6 haftada Cenab-ı Hak oraya halk ediyor, pişiriyor, tatlı. Sonra toplama zamanı bir geliyor var ya yani 3-4 günde ağaçları böyle soyup soğana çeviriyorlar. Ne yapıyorlar? Sallaya 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 sallaya, sallaya bütün hepsi düşüyor. İşte aynen onun gibi de Müslümanın ondan sonra ne yapıyor? Cenab-ı Hak bu dünyada onu böyle sarsarak temizliyor ve hastanın titremesi onun günahlarının dökülmesi hükmünde oluyor. Evet. Günahlar hayatı ebediyede daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyevide de dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Şimdi bakın günah boyutunu değiştirdi. Yani biz günah deyince nasıl diyoruz? Kardeşim günaha girme. Niye? Cehennemde yanarsın yani. Bak ne oldu? Bu işte sonraya atılmış bir ahiret. Ama ahiretli yaşamak ne demektir? Günahın bu dünyadaki faturasının bu dünyadaki bana zararının farkına varmaktır. Eğer bunu yaparsam o zaman günaha girme ihtimalim ve hatta meylim azalmaya başlar. Çünkü Ce'nin deyince adam bir dünya diyor. Yani arası çıkarız. Ve diyor ki Cenab-ı Hak gafur -ı rahimdir. Affeder der. Ama bu dünyada bana bir fatura ödetecek günahlar. Nedir o da? Işte? Kalp ve ruhi sıkıntılar. Bunun alameti nedir peki? Ha şimdi gençlikle ilgili anlatılan yere diyor ki Üstad bu dünyada günahların faturasını ödenmiş olduğu fatura ödeme merkezleri diyorum ben bunları. Bak neymiş onlar? O gençliğin suyu istimaliyle gelen hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere, sefahat hanelere veya mezaristana düşeceklerini bilmek istersen git hastanelerden, hapishanelerden, meyhanelerden, kabristandan sor elbette ekseriyetle gençlerin gençliğini su istimalinden ve taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar ve ağlamalar ve esepler işiteceksin. İşte bir günah insana ne zararı vardır? Kardeşim kalp ve ruhun gıdasız kaldığı için bu dünyada dahi sen cehennemi haleti yaşarsın. Hiçbir günahkar yoktur ki bu dünyada rahat etsin. Tabi bize gösterilen nedir o debdebeli hayatlar içerisinde böyle hep gülenler vesaireler falan. Ama bakıyorsun özel hayatlarında ya kavga ediyor ya onu dövüyor o ya ona ondan sonra e, hakaret ediyor veyahut da işte boşanma sayıları gitgide artıyor. Hani çok mutluydu. Din harici bu dünyada lezzet ve mutluluk imkansızdır. Ama din deyince senin aklına yalnızca namaz kılmak, oruç tutmak geldiği için maalesef biz de böyle anlattığımız insanlara İnsanlar dine karşı bakış açısı farklı. Çünkü neden bakıyor dindara? Dindar da aynı yani. Evet adam dindar şimdi namaz kılıyor işte veyahut da işte hakikatlerle emhal oluyor. Bakıyorsun ki o da sinir krizi geçiriyor. O da ondan sonra küfredip duruyor. Veyahut da o da sigara içip duruyor. O zaman hani İslam'daki huzur? Nerede yani? Niye? E çünkü bendekiler de taklidi. Tahkiki değil. Ama ve lakin İslamiyet'in içerisinde insanı kalben, ruhen rahat ettirecek hakikatler vardır. Ve ben imanım bana bu dünyada da huzur ve mutluluğu verir. O yüzden tebessüm sadakadırı iyi anlamak lazım. Bakın. Tebessüm nedir? Tebessüm sadaka. Neden? Çünkü tebessüm ettiğiniz zaman karşı tarafa bir kere enerji verirsiniz. Elif'e bak ya. Değil mi? Soğuk adam ya. Bakışıyla beni rahatsız ediyor yani. Değil mi? Bizim bu mesela burada geçmişte bir arkadaşımız vardı da ama adam bütün enerjimizi yutuyordu yani. Adamda hiçbir şey yok. Ama beni böyle negatif duraraktan böyle emiyordu bizi. Tamam ulan aman diyordum ha ya, aman yaklaşmasın. Hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Adamla herhangi bir münazır yaşamamışım. Neden? Adamın hayatı, bakışı negatif. Negatif adam negatif etkiler insanı. Ama tebessüm dediğim hakikatle ben karşı tarafa bir enerji veriyorum. Adama bak ya diyor tamam mı? Kıpır kıpır ya diyor adam. Canlı diyor yani. İman budur işte. Ve tebessüm fıtri bir haldir abiler. Kainatta sürekli hikmeti, adaleti, rahmeti gören Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sürekli tebessüm etmiştir. Ama kahkaha atmamıştır. Yani tebessüm fıtri bir haldir. Bak şimdi Hasan tebessüm ediyor. Neden? Vermiş olduğum örnekteki inceliği biliyor ve o vaziyet adamın aleminden oldu bak. Ama <laughs> yapınca ya sırıtma pişmiş kelle gibi diyorsun değil mi? Sırıtmak ayrıdır, tebessüm ayrıdır. Kainatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmanının vermiş olduğu tahkikle her şeyde hikmeti, adaleti, rahmeti gördüğünden dolayı hep mütebessimdir. Biz de bu manaları kainatta sürekli müşahede ettiğimiz zaman bizim de otomatikman suratımızda mütebessim bir hal oluşur. Tebessüm etmeye bak. Öteki türlü zorlama olur. <laughs> Yaparsın böyle. Ya sırıtıp durma benim karşısında kardeşim der değil mi insan? Negatif bir enerjidir yani. O yüzden iman dediğim şey bir enerjidir. İnsanın üzerine böyle kaplar Ondan sonra onu muhafaza eder yani. Evet, eğer günahları düşünmüyorsan yahut ahireti bilmiyorsan veya Allah'ı tanımıyorsan sende öyle dehşetli bir hastalık var ki milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür ondan feryat et. Eğer bu noktaları bilmiyorsan, Allah'ı bilmiyorsan, ahireti bilmiyorsan, Allah'ı tanımıyorsan ya sen ölmüşsün ya. Yaşasan ne olur? Zaten onu yaşantı demez. Bunları bilmeyen, tanımayan bir insanın bu hayatta lezzet alma imkanı yoktur. ya yani. Neden? Bak şimdi. Açıklayacak. Ahireti bilmeyen, Allah'ı tanımayan, tamam mı? Bir insanın bu dünyadan lezzet alma imkanı yoktur. Sebep. Bak şimdi. Soruyorum. İman bir sorgudur. İddia cümlesi bu. Kardeşim can Allah'ı ahireti bilmiyorsan, Allah'ı tanımıyorsan senin bu dünyada lezzet alma imkanı yok. Neden? Allah bilmiyorum bunu ben bir hocadan dinlemiştim. Böyle söylemişti. Ulan yerim senin hocanı. Ne alakası var yani? Değil mi? Öyle değil mi? Bunu hep öyle deriz Niye? Çok hocadan dinledim. Ki hangi? Çok derin hoca yani. Adam o kadar derin ki sen anlamamışsın yani. <laughs> Çünkü bu iddia yani bizim imanımız maalesef abiler çoğu zaman slogandan ibaret. Açıklama istiyor. Bu asır insanı açıklama istiyor. Benim nefsim açıklama istiyor. Diyor ki bana bunu ispat et. Ben neden adeti bilmezsem, Allah tanımazsam bu dünyada cehennem azabı yaşarım. bana bunu anlatır mısın? Bak çünkü bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun, nefsin alakadardır. Bütün kainattaki mevcudatla senin alakadarlığın var. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alakalar kesilip sende hadsiz yaralar açılır. Bak şimdi. Bağsuz Ahireti bilmediğin için ölümü, idamı, ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya, yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudum var. Şimdi benim bütün dünya ile alakam var. Kardeşim insan olunca, İslam sonra, insaniyetinin farkına var. Senin gerçekten de bütün dünya ile alakan var mı? Bütün mevzuatla alakan var mı? Hem var hem de öyle var ki ispatını hemen yapılır. Nasıl var şimdi? Açıklıyorum. Diyor ki İnsanın mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekseresiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hassiz bir istidadın muhabbeti derce edilmiştir. İnsana hassiz bir sevgi potansiyeli verilmiş. Değil mi? Onun için insanda umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Ne yapıyorsun? Bahçeni seviyor musun? Seviyorsun değil mi? Bütün dünyadaki bahçeleri seviyor musun? Seviyorsun. Cenneti dahi seviyor musun? Seviyorsun. Bak muhabbetin derecelerine bak. Değil mi? Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hassiz muhabbeti hassiz bir manevi azaba medar oluyor. Bakın şairlerin şiirlerine dinsiz adam ve hatta dinden çok uzak bir şairin yazmış olduğu şiirde özellikle sonbaharda müthiş bir hüzün hali vardır. Neden? Çünkü o kainattaki kopuşların hepsi insanı ne yapar? Darmadan eder. İnsan bağlanmış olduğu şeyin ayrılığından acayip şekilde etkilenir. Peki bu dünyada hangi şey sabittir ve bakidir? Hiçbir şey. Allah hariç. İnsanın bağlamış olduğu bütün mevcudat, bütün mahlukatın firakları ve ondan sonra ondan ayrılışları insanı yaralar mı? Yaralıyor. Bakın insaniyetini kaybetmeyen insan için konuşuyorum bunu. He, böyle düşünmeyin affedersiniz. Sığır gibi yaşıyor. Leylim ve ley, hayat yaşayan, müzikle kendini öldürmüş, filmle kendini öldürmüş, diziyle ondan sonra maçlarla kendini öldürmüş. İnsaniyetten bir haber yaşayanlar ben bahsetmiyorum. Hatta bunlar insan değil bir kere. Bunlar beşer. Beşer ayrı bir şeydir, insan ayrı bir şeydir. Ama bakın dinden uzak insanların bile bütün kainattaki bu zeval ve firak, bu ayrılışlar neticesinde feryadı figan ettiklerini görürsünüz. Divanlarına bakın, şiirlerine bakın hep bu manayı söyler. Yandım, bittim, kül oldum, eridim, gittim, kül oldum. Ya bağlanmış olduğu bir karşı cinsin ayrılığından feryat eder ya da mahlukatın ayrılığından feryat eder vesaire vesaire. Hep feryat çıkar. Çünkü neden? İnsan bütün kainatta ale kadardır ve her şeye karşı muhabbeti vardır. Muhabbet besler, bağlanır. Bağlandığı nispete ayrılıklar insanı yakar. Peki bu neden verilmiş? Bak şimdi işte en evvel hassiz, yaralı, hastalıklı, büyük manevi vücudun hassiz hastalıklarına kati ilaç, kati şifa verici bir tilyak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki o ilacı bulmakta en kısa yol bu maddi hastalığın yırttığı gaflet perdesi altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini ve rahmetini tanımaktır. Şimdi ben mahiyetimin farkına vardım. Bu mahiyetimin farkındalığıyla beraber her şeyin benden koptuğunu, benden ayrıldığının farkına vardım. O Bakıyorum ki çiçeğe bağlandım, çiçek soluyor. Eşime bağlandım, eşim vefat etti. Ana babama bağlandım, onlar gitti. Kainatta sürekli hiç durmayan bir mevcudat var. Bütün mevcudat da sevdiğim gibi bütün mevcudatın ayrılıkları bende hadsiz yara açıyor. Hadsiz ondan sonra beni ruhen, kalben darmadan ediyor. Peki neden böyle yaratıldım ben? Bak şimdi sorguluyorum. İnsaniyetten İslamiyet'e geçiyorum tamam mı? Neden böyle yaratıldım ben? Bak ya şimdi neden böyle yaratıldın? Çünkü sen burası için yaratılmadın. Sen beka için yaratıldın. Ebedi bir alem için yaratıldın. Bu fani dünyadaki bütün mahlukat seni ebedi aleme taşımak için yaratıldı. Nasıl mı? Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki zülcelale mahsustur. Ve madem bakinin esması bakiyedir. Ve madem bakinin ayneleri, bakinin rengini, hükmünü alır. Ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette İnsana en lazım iş, en mühim vazife o bakiye karşı alaka peyda etmektir. Esmasına yapışmaktır. Çünkü baki yoluna sarf olunan her şey bir nevi bekaya masar olur. Bak şimdi çiçeğe aşıktım ben. Bu çiçek soldu. Baktım ki fani. Hanımımı seviyordum, baktım hanımım öldü. Baktım ki hanımım fani. Çocuklarımı bağlanmıştım, baktım çocuklar da gitti. O da fani. Baktım ki dünyadaki her şey fani. Fani, fani, fani. Her fani birer basamak oldu. Ve ben o fanilere üzerindeki esmaya yöneldiğim zaman çocuğumu Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim esmalarını tezahür olarak görüp severek eşimi ebedi bir refikayı hayatım olarak Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim işte Latif gibi esmaların tezahür olarak görerek o şekilde severek bütün mevcudatı o esmanın aynası olarak görüp severek faniden bakiye yol açtım. Baktım ki her şey fani, sonra buldum ya baki, entel baki. İşte iman bu arayışın neticesidir. İşte tahkiki iman bu arayışın neticesidir. Yoksa kuru bir laftan ibaret olur yani. Niye ben beka? Niye bekaya aşığım? Kardeşim sen bekadan geldin. Hepimizin arayışı hep bu bekayadır işte. O yüzden insana en mühim nedir? O bakiye karşı ne yapmak? Yönelmektir, ona müteveci olmaktır. Her şeyde onu görmektir, onu müşahede etmektir, ona bağlanmaktır. Mana ismiyle hiçbir şey sevmemektir. Mana ismiyle. Çocuğunu da seveceksen manayı harfiyle seveceksin. Eşini seveceksen manayı harfiyle seveceksin. Kendini bütün mevcudatı manayı harfiyle yani sanata bakıp sanatkarı düşünerek seveceksin. İşte bu sevgi ibadet olur. Öteki türlü yaralar seni mahveder yani. Evet Devam ediyorum. Basus, ahireti bilmediğin için ölümü idam ebedi tahayyül ettiğinden adeta güya yara bere içinde dünya kadar hastalıklı bir vücudun var. Ama ahireti bilince ne yapıyorsun? Elhamdülillah diyorsun. Bakın korona virüsünden korkuyoruz değil mi? Abiler unuttuğumuz bir şey var. Biz iki dünyalıyız. Bizim tek dünyamız yok. Ölsem zaten öleceğim alem ahiret var. Ebedi bir hayat var. Değil mi? Baki Zülcelal'in huzuruna gidiyoruz. Elhamdülillah. Kim düşünsün? İmansız düşünsün ya. Benim ne korkum olacak yani. Benim tek dünyam yok ki. Onun vehminde oluşturduğu tek dünyası var. O imansız olduğundan dolayı onun için ölüm nedir? Bitiştir. Değil mi? Yok oluştur. Ayrılıktır. Ebedi ayrılıktır. Ama benim için ölüm kavuşmaktır. Evet. İşte en evvel hassiz yaralı ve hastalıklı bu büyük manevi vücudun hassiz hastalıklarına kati ilaç, kati şifa verici bir tilyak olan iman ilacını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir. İtikadı düzeltmek lazım. İtikad tatbikattır. Senin itikat etmiş olduğun hakikati yaşamamız lazım. İman, itikat ve eylem tatbikattır. Eğer bu dünya hayatında ayrılan her şeyden hüzün ve keder alıyorsan, senin iman ilacın sana tesir etmiyor demektir. Ve bana bu dünyada rahat vermeyecek imanın alem ahirette bana rahat ve huzur vermesini beklemek şapkadan tavşan çıkmasını beklemek kadar enteresan bir şeydir yani. Evet. Allah'ı tanımayanın dünya dolusu bela başında vardır. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve manevi sürurla doludur. Allah'ı tanıyor muyuz? Allah biliyoruz, Allah tanımıyoruz. Bizim Allah itikadımız bir mahalle muhtarı kadar yani. Gücü ne kadar yeter? Yani az. Yani iddia Allah her şeye gücü yeter vesaire bunların hepsi iddiadır. O mutmainlik hali var mı? Allah her şeye gücü yeter dediğinde gerçekten de kalbi mutmainlik içinde misin? Endişelerin, korkuların var mı? İşte mesele bu. Yani bugün evlerimizdeki huzursuzlukların vesairenin temel sebebi hep bu Allah'a tanımamaktan kaynaklı. Başımıza gelen hiçbir şeyi beğenmiyoruz başımıza gelen hadisleri beğenmiyoruz. Sürekli itiraz ediyoruz. Sürekli ondan sonra isyan ediyoruz. Burun kıvırıyoruz. Moralimiz bozuluyor. Bas bas ağlayıp duruyoruz. Korkuyoruz. Ne olacak diyoruz vesaire diyoruz. Çünkü biz Allah'ı tanımıyoruz. Allah'ı tanıyanın dünyası nurla ve surla doludur. Bak. ne olur peki devamında? Derecesine göre iman kuvvetiyle hisseder. Üstad mesela bununla ilgili bir örnek veriyor Kastamonu'nun arkasında. Mesela bu hadiseler ve bütün hadiseler içerisinde biz ne yapamıyoruz? Musibet, sıkıntı ve hastalıklara karşı böyle tam bir teslimiyet veyahut da rıza halinde değiliz. Değil mi? İtirazlarımız var veyahut da rahat değiliz. Bunun sebebi ne? Bak diyor ki, ben tahmin ediyorum ki bu bütün küre arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirahatı ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman ve ehli tevekkül ve rızadır. Bu küre arzın yangınında, bu korona hadisesinde, işsizlikte vesairede, başına gelen her şeyde, selameti kalp sahibi, istirahat-ı ruhunu muhafaza eden, bakın İslamiyet buradan gelir, İslamiyet selam eden kökünden gelir. Yani İslamiyet dairesine giren kişi selamette olur. Neden? Çünkü her şeyi bire vermiştir. Her şeyi bire veren, değil mi? Bütün her şeyi bire teslim eden, rahat eder. Çünkü sultan Kainat birdir. Her şeyin atanı onun yanında her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulan her madde bunu bulur. Hadsiz korkulardan ne yapar? Minnetlerden kurtulur. Rahat edersin. Bak bu noktada en çok kimlerdir? Hakiki ehli iman Bir. Ehli tevekkül ve rızadır. Peki bunların içerisinde en ziyade kendini kurtaranlar Risanur dairesinde sadakatle girenlerdir. Neden? Çünkü bunlar Risale-i Nur'dan aldıkları imanı tahkiki derslerinin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet-i ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemali hikmetini, cemali adaletini müşahede ettiklerinden kemali teslimiyet ve rıza ile rahmet-i ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar. Bir tane doktor arkadaş aradı. Tabi adamı tamam anlatıyorum ben. Bana yardımcı olacak diye Allah razı olsun. Bana yol gösterecek. ben dedim bak böyle böyle işte belirtiler var ve böyle oldu ve işte test böyle pozitif çıktı falan. Aman diyor abi diyor endişe etme. Endişe dedim. Endişe etme. Endişe. Neyin endişesi? Niye endişe edeyim ki ben? Endişe belirsizlik üzerine olur abi. Kainata hiçbir zaman belirsizlik yoktur. Endişenin temelinde belirsizlik vardır. Ben ölsem şehitim. Değil mi? Kalsam günahlarıma kefarettir. Elhamdülillah. Hiçbir sıkıntı yok yani. Çünkü endişe duymak varsa, bir insanın temelinde bir endişe varsa, korkuyorsa, titriyorsa o meseleyi boşlukta bırakmıştır. Tasarrufu görememiştir. Tesadüfe bırakmıştır. Endişesi bitmez. Ama nasıl ben hastalıklara, musibetlere, sıkıntılara karşı kemali teslimiyet ve rıza göstereceğim? Öncelikle o hadiseyi, o olayı tahkiki bir iman nuru ve gözüyle bakıp yorumlayacağım. Tahkiki iman nuruyla, bakın taklit değil, tahkiki iman nuruyla ne yapacağım? Bakacağım ve o gözle göreceğim, anlamlandıracağım. Sonra ikinci adım, her şeyde rahmeti ilahinin izini, özünü göreceğim. Sonra kemali hikmetini göreceğim. Hikmeti gördük mü? Abes görmem, çirkin görmem. Hikmet her şeyin bir maksatle yapılmasının ifadesidir. Ondan sonra cemal adaletini göreceğim. Allah mutlaka adaletle hükmediyor. Diyeceğim ve bununla beraber bu halini vermiş olduğu neticede bende kemali teslimiyet ve rıza hali gözükecek. Ve hangi musibet olursa olsun ben ne yapacağım? Ona karşı gülerek ondan sonra teslim olacağım ve bu mana bu imandan gelen manevi surur ve şifa ve lezzet altında cüz'i maddi hastalıkların elimi de ne olacak? Eriyecek, ezilecek. O yüzden iman o hadiseyi nurlandırır. O iman bana bu dünyada o hadise için ne yapar? Kuvvet verir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Allah inşallah bu tahkiki iman manalarını anlamayı, yaşamayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak bu koronavirüsünü bir an önce vazifesini sonlandırsın ve bizi tekrar eski sağlığımıza ve camimize, cemaatimize, sohbetlerimize kavuştursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat.